Olurdu o çok sevdiğiniz dizilerden ve dünya gündeminden bıkar da aklınıza gelirsek eğer, bilin ki bizler sizlerle sessizce çoktan vedalaştık. Çünkü sizler dizileri ve Survivor'ı izlerken bizler sizin ve çocuklarınız için sessizce şehit oluyorduk. Ağrı'da şehit olan askerimizin cebinden çıkan not. İsim neydi hocam? Halil. Ömer. Süleyman. Mehmet Ali Özkan. Furkan Yaşar. Muhammed Daştı. Çağatay Erdem. Çağatay. İsmail. İsmail Çağatay. Boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? Boş vakitimde neler yaparım? Havuza giderim. Fotoğraf çekerim. Sevdiğim kıza zaman ayırırım. Gitar çalarım, müzik söylerim. Genel şarkı söylerim ben. Boş zamanları köpeğim Daisy ile gezdiriyorum. Onunla beraber vakit geçiriyorum ama. PUBG oynuyoruz biz genelde. Normalde boş zamanım yoktu. İşte bugün BSC'ye çıkalım dedik. Normalde Kütahyalıyız. Boş vakitim olmuyor genelde. Çalışıyorum. Pazarcılık mesleği. Esnafız, pazarcılık işiyle uğraşıyoruz Antalya'da beraber aile evet. Mesleği. Arkadaşlarla vakit geçirerek okey oynuyoruz. Halı sahaya gidiyoruz. Geziyoruz. Genelde çalışıyorum. İşe gidiyorum. Akşam da spora gidiyorum. İleride bir hayalin ya da hedefin var mı? Yapmak istediğin, olmak istediğin. Hani atanmak istiyoruz. Mesleği geliştirmek istiyoruz mesela. Yani ileriye dönük bir hedefim şu an için aklımda askerlik var. Küçüklüğümden beri zaten hep askeri yerlerde pilotluk, denizcilik, kara o tür yerlerde olmak istedim. Hala da hedefim öyle. Üniversite sınavına girdik. Allah nasip ederse gideceğiz bu sene. İleri dönük ya ben esnafım. Şimdi esnaflığı daha da büyütmek yani bizim amacımız. İş kurmayı düşünüyoruz biz ailemle. Dershane açmayı falan düşünüyoruz. Kendi okuduğum bölüm zaten tarih. Biz de bugün farkındalık oluşturmadan bir sosyal deney yapıyoruz. Elimde bir not var. Hepimize yazılan. O notu sana vereceğim. O notu okumanı isteyeceğim. Sonra da onun hakkında fikrini ve düşünceni alacağım. Olur mu? Olur abi. Şöyle vereyim. Sessiz okuyoruz. Olurdu o çok sevdiğiniz dizilerden ve dünya gündeminden bıkar da aklınıza gelirsek eğer, bilin ki bizler sizlerle sessizce çoktan vedalaştık. Çünkü sizler dizileri ve Survivor'ı izlerken bizler sizin ve çocuklarınız için sessizce şehit oluyorduk. Ağrı'da şehit olan askerimizin cebinden çıkan not. Sözü ben okuyunca gerçekten gözlerime yaş girdi. Hani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki diziye gelse herkes koşa koşa gider. Sinemaya gelse herkes koşa koşa gider. Ama bizim bir askerimiz şehit oldu mu hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Kendi açımdan ben değil de buradan başka birisine sorsan şurada iki tane kız oturmuş koşa koşa gider. Ama şurada bir şehidimiz var dese hiç kimse göremezsin. Koştuğunu göremezsin. Ha böyle bir ülkede yaşıyoruz işte. Bizler bugün burada ben köpeğimi gezdirebiliyorsam veya birçok insan bu sosyal aktiviteleri yapabiliyorsa tüm görevde olan ve şehit olan askerlerimiz sayesindedir. Ya şu an rahat rahat geziyorsak zaten hep zaten onların sayesinde. Şu an evimize gidiyorsak yani şu an başka ülkelerde bakın yani herkes yani her an bir yerden bomba gelme tehlikesinde ama biz ne kadar rahatız. Biz buradan rahat oturalım diye yani rahat gezelim edelim diye yani onlar kendi canlarını feda ediyorlar. Hani kendi ailelerini geride bırakıyorlar sevdiklerini. Her insana nasip olmayacak bir şey. Şehit olmak. Çok kutsal bir şey. Cidden herkesin erişemeyeceği bir mertebe. Ya zaten şehitlerimiz için üzülüyoruz. Yani zaten medyamızda da bir gündemleri yok mesela. Bir dakika veriyorlar şehitlerimize. Bu yanlış bence. Takip etmemize göre şekilleniyor aslında. Hani kim takip edersen o seçiliyor. Mesela YouTube'da en çok abonesi olan bir insan daha fazla yer ederken yaptığı hareketlerle maalesef bunlar olmuyor. Aslında biraz da bizde değil mi problem? Yani biz de gereken önemi vermiyoruz. Aslında çok önemli bir konu. Canlarını veriyorlar bizim için. Yani aslında daha duyarlı olması lazım halkımızın bu konuda. Önceden ya da eskiden bir şehidimiz olduğunda biz bunu sürekli haberlerde vesaire görebiliyorduk. Ama şu anda onlarca ya da belki de yüzlerce şehitlerimiz olduğunda bile biz hani artık bunu ne gündemde ne hani hiçbir yerde göremiyoruz. Belki paylaşan birkaç sayfada görebiliyoruz. Yani bu aslında üzücü bir şey. Şehit olan askerimiz de bunu aslında çok güzel belirtmiş. Sence de trajikomik değil mi yani insanların bilinçsizliği? Mesela Survivor gibi bir programa ayırdığın zamanı daha fazla düşünmeye, neden bu dünya yaratıldı vesaireye ayırmak için kullanılmaması. Evet çok şey, yani benim de aslında çok sinir olduğum konulardan biri sosyal medya fenomeni haberlerde falan. Çok fazla duyulurken bir şehitimiz sadece
bir habere konuk olabiliyor, şey olabiliyor. Yani bence insanların bilinçlenmesi lazım. Yani nasıl bu halde olduklarını bilmeleri lazım. Neye borçlu olduklarını tanımaları, öğrenmeleri lazım diye düşünüyorum. Bu aslında bizim insanlığı yaptığımız tercihlerle yola çıkıyor. Mesela sosyal medyada neyi takip edersen o ünlü oluyor. Evet, ama dizilerde yine de neye borçlu olduğumuzu bilmek zorundayız bence. Teşekkür ederim katıldığınız için. Evet.